Değerli basın mensupları, bugün burada görmüş olduğunuz bu sahne ilk değil. Ne zaman demokratik bir hakkımızı kullanmaya kalksak etrafımızı çeviriyorlar. Bizi tecrite alıyorlar. Çünkü ellerinde tek anladıkları hukuk anlayışı olarak bir tek tecrit var. Nasıl ki bugün İmralı'da tecrit varsa aslında Türkiye'nin her sokağında tecrit var. Bir tecritleşmiş sistem altında yaşıyoruz. Neden? Çünkü hukuka tahammül edemeyen bir rejim var karşımızda. İşte yine burada bugün aynı şeyle karşı karşıyayız. Neden bugün sokakta olmak istedik? Çünkü bu ülkede savaş var. Bu ülkede zulüm var, sömürü var. Savaşa karşı sesimizi çıkartmak için, barış için, demokrasi için yan yana gelmek istiyoruz. Bu şiddet son bulsun istiyoruz. Savaş son bulsun istiyoruz. Ama etrafımıza baktığınızda hepsinin belinde silah, elinde silah, tomalar, akrepler sokakları kesmiş durumda. İşte bu şiddettir, bu savaştır. Savaş her yerdedir, kapınızı çalmaktadır. Bugün savaşa karşı çıkan herkesi tutuklayıp gözaltına alan bir rejimle karşı karşıyayız. Bugün Şebnem Korur Fincancı haksız, hukuksuz yere cezaevindedir. Neden? Çünkü Şebnem Korur Fincancı bu ülkede kimyasal silaha dair gerekirse bir soruşturma açılsın, yerinde bir inceleme yapılsın çağrısında bulundu. Bunu biz de söyledik, dile getirdik. Çünkü kimyasal silah kullanımı suçtur, hem de insanlık suçudur. Bunun karşısında durmayan bu suça ortaktır. Bunun üzerine iktidar, Savunma Bakanı ve çeşitli bakanlar adeta bir linç kampanyası başlattılar. Yargıya talimat vererek Şebnem Hoca'yı gözaltına aldılar. Oysa onlardan beklenen şuydu: madem böyle bir durum var, bağımsız kuruluşları bir an önce davet ederlerdi ve gerçeğin ortaya çıkması için aslında onlar teşvik etmesi gerekirken adeta bu suçu kabullenircesine insanlara saldırmaya, bu şiddeti uygulamaya devam ettiler. Bunu kabul etmiyoruz. Eğer gündemde böyle bir konu varsa bu konu incelemeye muhtaçtır. Kaldı ki bugün savaşın ne denli büyük yıkım yarattığını hep birlikte bu ülkede bütün insanlar yaşamaktadır. Savaşa karşı ses çıkarmak yoksulluğa karşı ses çıkarmaktır. Savaşa karşı ses çıkarmak hayat pahalılığına direnmektir. Savaşa karşı ses çıkarmak yaşam koşullarımızı her geçen gün zora sürükleyen, yaşam tarzımıza müdahale eden faşizme karşı ses çıkarmaktır. O yüzden diyoruz ki olduğunuz her yerde sesinizi çıkartın, korkmayın. Korkarsanız işte bu korkak iktidar gibi silahtan, şiddetten başka sarılacak bir şeyimiz olmaz. Oysa barışa sarılan, geleceğinize sarılan, çocuklarınıza, ülkenize sahip çıkın. Bu çapemeni ayrıca hem İro İstiklali'ne, İstanbul'e bunu bilin, hezaran polis ve dora kolana, cilyayne, hem bu kolan girtine, dorpeç girne. İro bıssadan gelime ve hezaran kesu kesayete kadı vicdan kulhemberi bu karına çekin kimyevi dıkasın bertek edin şambıdır lıkolana hatın aslan kirin dört peş kirin disa hıssadan hevalin meyim revabirgen partiye hatına bin çav kirin hem veki komet grubek parlamenter şimdi dört peş edene İstiklal el, yani ilçeyin navendi İstanbul'u. Beli, lejör, helikopter, lejek, polis, panzer, o gellek dişlendi, tomav, o behezaran barikat. Le, ev, hevdani vajji, nikara iddiayin, çekim kimyevi, gazin kimyevi, veşere. Esas ev telaş avan, girtina Şebnem Kuru Fincancı ev telaşa bınçavkirini erişali slopi hemu nişandı deku ev destilatlar ev iktidar suçlara
kumandara o jufa bişike. Şiberveye ki eme hatta davye, hatta ku gazın kimyevi yekul hemberi gele kurt tep karanin zalal bibin. Ev iddia kimş bibin eme tekoşina kapı dominin çibikin bila bikin eme desturi neve ku ev hakikat ve ve şartın emil ve derine emil virbin hatta ku lukolanin derdoreci gele me liberfadı da her bir şey berfadana lehemberi zulme şer